Türkiye'de fakirlerin giremediği söylenen yerlere gidiyorum. Allah Allah. O öyle bir yerler Videonun mi varmış? başlığına bak amına koyayım. Türkiye'deki fakirlerin giremediği yerlere giriyorum. Ya aşağıda iş olmuş ya. Böyle bir başlık var amına koyayım. Türkiye'deki orospu çocukların bu piçlerin de hiçbir zaman göremeyeceği yerlere video çektim işte. Buyurun hadi izleyelim. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Çok ilginç bir videoyla Bize yayın karşınızdayım. versene. Bugün sizlerle fakirlerin giremeyeceği söylenen yerleri inceliyoruz. Gelin birlikte Türkiye'de fakirlerin giremediği yerlere bir göz atalım. Influencer ve ergenlerin adım başı fotoğraf çekildiği rezalet bir yer. Tüm masalar boş olsa bile içeriye girip bir şeyler içeceğim diyemiyorsunuz. Eğer bir Acun Ilıcalı değilseniz buraya öyle her istediğiniz kıyafetle giremiyorsunuz. Porsiyonların çok küçük olduğu ve garsonların kaba davrandıkları, kıyafetinizi beğenmezlerse yani eşofmanla falan gelirseniz size yapılan servisler gecikiyor ve Samet abi garsonlar size giremiyor buraya. kaba davranmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta bir videoyla karşılaştım. Videoda TikToker fakirlerin giremeyeceği yerler olarak adlandırdığı kafe ve restoran listesi hazırlamıştı. Videoda çok lüks mekanlardan bahsediliyordu. Bir Azerbaycan'da yer alıyor. Bilmiyorlar sizi ve bilerek servise aksatıyorlar. Biliyorsunuz izlemiş olduğumuz videoda da bundan şikayet ediyorlardı. Buraya manzara da manzara olmuş. Güzel rahat rahat güzel güzel yemeğimizi yiyelim, kahvemizi içelim. Ama neyle gitmiş ki? Eşofman da gitseydi şimdi keşke. Şimdi rezervasyon yaptırdım o yüzden. Bir gittik az önce. Fakat şu anda yer olmadığı için 4.30'a arkadaşlar rezervasyon yaptırdık. İçeride yer vardı ama ben dışarıya oturmak istiyorum. Çünkü bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Yüzüm gülüyor fark ettiniz. Çünkü manzara çok güzel. Uzun zamandır böyle bir yere de gelmedim. Bir tık cadde gürültüsü var. Çok az masa var. Küçük bir mekan. O yüzden işte yer bulunamayınca birazcık daha değerli bir hale gelmiş diye düşünüyorum. Bir efsaneye dönüşmüş olabilir. Benim. O da orta ya. Aynen büyük bir şakatım. Ben bir de bir ıslak mendil rica edebilir miyim? Of, yalnız yemekler çok güzel gözüküyor. Müthiş. Çok güzel. Salata da çok iyi duruyor. Gerçekten ağzımın suları akıyor şu anda. Of. Of. Ha, salata her şey tüm tüm atmışlar. Biz nasıl yiyeceğiz? Hemen sizin için bir lokma da alıyorum. Oğlum orası öyle. Küçük işçilikler büyük normalde paralar. Normalde bu tarz bir kahvaltı günün bu saatinde bulmanız... Kıyafetle ilgili... Evet fiyatlar çok yüksek. Hatta internette yazan fiyatların 2-2,5 katı. 375 TL verdi fakat sadece bence oraya. Bence fakirlerin giremeyeceği salata. Yerler listesinde bulunması biraz saçma olmuş. Şöyle süper. Çıkar arkadaşımın doğum günü. Toplayalım mı? Büyük ihtimalle şu anda Sunset'teyiz. Sunset restorandayız. İlk izlenim olarak bu arada gerçekten çok lüks duruyor birazcık. Bir yere tadım testini yapalım. Tempura karides söyledik. İlk etapta çok karanlık ve gürültülü olduğu için de biraz zor çekiyorum sizin için. Hesabı tahmin etmece oynayalım mı? Edelim abi. 1300. Süper. 1350 TL. Oğlum videodan izlemeyin. Yok abi, 400 falan da 1600. Ben 1300 diyorum. Ben izledim o yüzden söylemeyeceğim. Ulan daha şeyler gelmedi. Menü bir gelsin. Aynen abi. Bekleyin ya. Çay kesin. 1000 istedim. Yemek falan da 400 istedim. 170. 170 liralık bir yemek bence. 170 abi, 170. Karides oğlum o. Müthiş diyemem. Müthiş diyemem. Bir de sushi sipariş verdik. Sushi. Bakalım onlar nasıl çıkacak. Sushi de bir 250 desem. Yemekler gerçekten çok pahalıydı arkadaşlar. Evet. İstanbul'da gitmiş olduğum restoranlar arası. Sushi yese, iki kişi yemiş olsalar. Sushi. 1900-1700. 885 lira. Bence de. 835 lira. 700 lira, 700 lira falan. 840 lira. En pahalı menüyü ne görmüş ya? Olabilirim. 4000 liraya ana yemek vardı. İstediğim yemekleri bu nedenle sipariş veremedim. Bir ana yemekle yardımcı yapmak istiyordum fakat yapamadım. Olabilecek en hesaplı tercih olan sushi'yi seçtim. Gerçekten sushi'ler birazcık daha uygundu ama hani imzamız denilen sushi'leri de seçemedim. Çok basic sushi'leri tercih etmek zorunda kaldım. Sushi'lerimiz geldi. Valla çok ekstrem bir sushi, ben burada göremiyorum şimdi ilk etapta, ilk bakışta. Yani bu sushi 400 lira falan veya 500 lira max yani amına koyayım. 500'ün üstünde de hani. Yalan söyleyemeyeceğim. Tam çok lüks müks falan da. Var.
Bir tadına bakalım. Hangisini deneyelim? Şunu deneyelim. En azından birazcık daha ilginç gözüktüğü için bunu aldım. 930 liraya çıkardım. Altında. Bu tarafta ikinci köprü size göz kırpıyor. Diğer tarafta ise... $1366 TL. Ama bize söylemedi ki baba ne içtiğini falan. Nasıl hesaplayalım? Videoyu izlediysem piçim. Sen kaç demiştin? 1350. Ne yazıyordu? Kuverna'ya $160. Bir avokado karides kokteyli $170. Bir karides tempura $185. Onları görmedik ya. Bu sence 305 lira tutmuş. 4 kadeh içki $305. Su... Oha, suya da para yazmışlar ha. Suyu içmedim bile. Su $30. Yemek bedeli $850. İçki bedeli $392. Servis bedeli $124. Servis bedeli. Bana fazla geldi. Servis Ethereum'da bu kadar fiy kesmiyorlar. Buna koyayım harbi de size. Gaz fiyiz yok. Ethereum'un bu kadar gaz fiyiz yok ama buna koyayım NFT'de. Harbiden bir tık fazlaymış. Ya ama o bahşiş içindedir muhtemelen. Kardeşim bu konuda haklıymışsın. Buraya fakirler harbiden giremez. Buraya da yaşası. Kuver ücreti olarak da bizden $160 para aldılar. Çıkışta arabamızı valeye bırakmıştık ve vale nakit ücret kabul etmiyordu. Yanımızda nakit para olmadığı için ödeme yapamadık. Hiç gidip check-in getirin bize gibi bir tutuma girmediler. Bir daha geldiğinizde ödersiniz. Canınız sağ olsun dediler. Hatta bunu da söylemem gerekiyor. Bence bu da artı tatlı bir özellik. Üçüncü durağımız Nişantaşı'nın göbeğindeki St. Regis Oteli'nin en üst katında yer alan Spago. Eğer bir Acun Ilıcalı değilseniz buraya öyle her istediğiniz kıyafetle giremiyorsunuz. Çünkü terlik ve şortla girmek... Baba terlik ve şortla yanlış anlama, midpoint almıyorlar ya. Niye terlik ve şortla gideriz buraya? Terlik ve şortla bugün nereye girebiliyorsun ki zaten? Bu mekanda da iki kişi ortalama 800 TL civarı hesap ediyorsunuz. Şimdi de Nişantaşı bölgesindeki çok ünlü bir restoranla videomuza devam ediyoruz. Spago'ya gideceğiz arkadaşlar. Spago aslında uluslararası bir restoran zinciri. Biz bugün Nişantaşı'ndaki şubesine gideceğiz. Gelin önce bir yorumlarını okuyalım. Yine ne demişler bu insanlar, bu restoran hakkında ne yorumlar yapmışlar. Arkadaşlar yine burada da insanlar restorandaki garsonların ilgisizliğinden şikayetçi. Ben anlamıyorum. Ne bekliyor bu ekstra sonra gittik. Normalde burası bir restoran. Ben bar kısmından rezervasyon yaptırdım. Çünkü gece gittiğimizde doğru düz... Bu da fakirlerin binemeyeceği araba. Galiba. Konsept komple böyle değil mi? Fakirlerin takamayacağı şapka falan diye. Pek bir şey çekemiyoruz. Aydınlıkta en azından size o ortamı... Aynen, Merco. Evet. Ambiyansı çok daha güzel bir şekilde gösterebileceğimi düşünüyorum. Burasının da yine çok pahalı olduğunu ve asla rezervasyonsuz içeriye giremeyeceğinizi söylüyordu. TikTok'ta izlemiş olduğum videoda... Düşün, adam nasıl fakirse logoyu tanımıyor yani. Logo gözükmüyordu ki ben şu... Gözüküyor buram, gözüküyor da biz tanımıyoruz, anladın? Sende de problem. Ya anlamıyoruz hangisi logo. Ben şu klimaları logo sandım. Bu arada klimaların logo var abi. Ah güzelim gözüküyor. Niye hasap lan? Abinin çöretme çıpıçese bunları. Allah Allah. Adamın çölü var abi. Rezervasyonumu o yüzden yaptırdım. Bu arada 3'te açılıyor mekan ve gece 12'ye kadar hizmet vermeye devam ediyormuş. Ben ilk defa gidiyorum. Mercedes'e Merco dediğimde bırakın demiştin. Şaka. Aha, o gün bugün mü? O gün bugün mü? Daha 2 hafta oldu ama. 2 tane sponsorluk aldık ve oldum mu yani? Yok lan yok. Merco benim için her zaman mercimek çorbasıdır. Bitti. Mercedes apayrı bir boyut. O yüzden heyecanlıyım. Mercedes de güzelmiş ya içi falan. Nasıl olacak? Bizi neler karşılayacak? Geldik sayılır bu arada. Evet geldik. Bu görmüş olduğunuz otelin üst katında arkadaşlar restoranımız. Şimdi ne çabuk bozdun ya. Vallahi benim bir anda gitti. Spago kayış bir anda koptu amına koyayım. Olduğu için otelin içinden asansörle çıkıyorsunuz. İçerisi bence gayet şık ve güzeldi. Müzikleri gayet hoştu. Manzarası çok güzel olmasa da gayet ferah bir mekandı. Susamlı, tuna, miso külahlar bana ilginç geldi. Tamam. Bunu söyleyelim. Nohutlu falafel, makaron da bence ilginç olabilir. Tamam. Bir de diyorum ki acaba mini burger mi söylesek? Aslında burada hamsi olur. Var, tempura hamsi. Olur. Hayal söyleyeyim. Geldiğimiz... Uçan balık yumurtaları. Hadi bakalım nasıl yenir böyle herhalde. Tamam. Tahminde bulunuyor mu şimdi? Dur. Balık yumurtası diye bir şey geldiyse buraya amına koyayım. Zaten burada ödenecekleri hesaplar en kötü 2500-2000 liranın artı yani.
Direkt 2500 2500 TL. Aynen bak, balık yumurtası mesela, böcek falan, böyle bu tarz yiyecekler bulunuyorsa mekanda zaten 2000 liradan aşağı zaten. Çok büyüttünüz, çok büyüttünüz. Sıra sıra, sıra yiyeceğim. Görürsün. Nasıl çok büyüttüm oğlum? Ha, göreceksin şimdi. Aa çok güzel. Ne anladın hemen? Ağzına tar atma. Abi kornet niye yiyor diye. Kardeşim ya. İçkileri hesaplamadım ben, 4'e çıkartıyorum. Ben de her gün kornet diyorum. İçerisindeki balığın. Keşke size tattırabilsem şunu, dene. Bayılacaksın. Biz tadamayız. 2442 lira. Falafel makarona salı diye düşünmüştüm, bak böyle oluyormuş. 3000'e çıkadın Mami. İlginç gözüküyor. Yok. 2352 TL 20. Sabitledim, kitledim. Ben de öyle. Ben 3000'in üstünde bir şey söyleyeceğim. Valla falafel makarona çok ilginç gözüküyor. Şuna bakın. Bu ne, kanepe mi? Tam onun adını söyleyeyim. Falafel ya. Böyle yiyeceğiz, onu nasıl yiyeceğiz? Muhatap bir şey değil yani, sarmayalım. İkiye ayırıp da yiyebilirim aslında. Aşıyor abi onu. Hadi böyle ısıracağım valla. Kurabiye oğlum bu. Güzel. Ama ekstra numarası yok. Bildiğiniz falafel. Normalde hep dışarıdan söylüyorum ben falafeli. Aynı böyle falafel geliyor. Falafel makaron. Bir şey falafel dedi ama. Bunun tadını çok merak ediyorum. Karides tempura daha önce yedim ama hamsinin bu böcek şekilde geldi, gözüktüğünü ilk defa görüyorum. Bakalım lezzeti nasıl? Alayım mı elimde? Tam öyle ama buradaki şu an her şey minik böyle atıştırmalıklar olduğu için elimle yiyorum arkadaşlar. Hamsi balonu normalde hiç sevmem. Ya at ağzına çerez gibi hepsini. Lezzetli olmuş ama yani şey hissediyorum, aşırı kalorili bir şey yediğimi. Çok yağlı çünkü bu üzerindeki tempura bölümü. Ama lezzetli. Balık sevenler bence buna bayılır. Ay, hamsi aslında kılçığıyla yenir derler. Benim babam falan da hep kılçığıyla yerdi. Öyle bir yemeği deneyeyim mi? Evet, çıtır çıtır bak, böyle güzel oldu. Hamsinin de tempurası mı olur demeyin arkadaşlar, oluyormuş. Ben dedim pişmanım. Yani lezzetli bayağı. Çok güzelmiş yemekler. Ben yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Yeni lezzetler denemeyi. Hepsi çok ilginç lezzetler olduğu için çok beğendim. İlk defa deniyordum birçoğunu falafel. Ya zaten şu su bardağından anlamışsınızdır yani maliyetli bir restoran olduğunu. Buradan... Şu kokteyl zaten 400 lira vardır. Ya kokteylde geçtim ya. Su bardağının tasarımından belli değil mi bazı şeyler? Taşavacı. Yani... 3400. Hariç ve... Tadını çıkarttın. Tadını sabit. Çıkarttın suyu bu yani, anladın mı? Suya 50 lira verdin. Nasıl içmek istersen artık. Çok sevdim. Kaç dedin Mami? Hayır, aynı. 6, 8, 10... 3'ün üstüne Mami. 3400, 3500 belki daha da fazla. Çok para ya. Ben video çekmek için gittiğim 2700 lira. İçin bu defa biraz fazla fazla atıştırmalık söyledim. Oraya gidip minik bir içecek aldınız ve bir atıştırmalık tabağı aldınız. Güzel bir öğleden sonra keyfi yapabilirsiniz bence. Özellikle gün batımında giderseniz mekandan çok keyifli olur, bomboş. Hesabımız geldi arkadaşlar. Ödemeyi yaptık. Hesap işte. Benim tahmin ettiğim civarda geldi. 1060 TL ödedik. Hatta ben acaba artı ücrette öder miyim diye düşünmüştüm. Çok. Çağrı abi 2000 dedi ya, o da değeri verdi bana. Ben 1000 diyeceğim. Nasıl ya böyle olabildi? Böyle bir mekanda zaten bunun gelmesini bekliyordum. O yüzden çok şaşırdım. Ucuz de demeye başladık. Bak nasıl bir algı yönettiysek. Ücretler de alınmadı. Ne yediysek, ne içtiysek direkt olarak. Ama çok da bir şey yemedi. Evet, pahalı ama yine fakirlerin gidemeyeceği bir mekan olarak tam anlamıyla addedilemez. Kendi siparişinize göre bu değişir. Bugün bence sizlerle Meryem birlikte Can İstanbul'daki 3... Tam olarak sosyal statüleri falan bilmiyor ya. Neden? Asgari ücreti de bilmiyor olabilir yani, veya ev kirasını. 1261 lira ortalama ev kirası olduğunu falan bilmiyor olabilir yani. Nasıl bir şey oğlum ya bu? Ben anlamadım şu an. Abi fakirlerin gidebileceği bir yer dedi yani resmen. Fakirlerin gidemediği bir yer dedi. Hayır, fakirlerin giremeyeceği, bak fakirlerin giremeyeceği bir yer olarak addediliyor dedi. Bence, söylenen yerlere gittim diyor. Videoda, bence fakirlerin yani, yani giremeyeceği şekilde o kadar da değil diyor yani, anladın mı? Aynen. O kadar da değil anlamında diyor yani. Çünkü söylediğin şeylere göre değişir diyor. Yani 1000 liralık yemişler, 2 kişi yemişler. Hani 500 liralık da yiyebilirdin diyor. Tabii ki 500 lira da pahalı mı? Pahalı ama böyle ultra pahalı mı? Değil yani. Hani bir oturdun mu hani 10 bin lira da hesap vermedin sonuçta yani. 1000 lira verdi gibi düşün.
O yüzden öyle değil diyor yani. O kadar edilmesine gerek yok anlamında diyor. Dün biz alışverişe gittik. Tüm yani her şeyi lootladık. 500 TL falan tuttu. Çok ucuz geldi birdenbire bana. Hangi anladın ülke? Nereye hangi ülkeye gittin? Yozgat ayrı bir dünya. Bugün 3 tane boyunu kestim ben 1700 lira verdim. Ne aldın peki? Nasıl ne aldım? Neler aldınız ya, yani 500 lira? Temizlik malzemesi aldık. İşte şey ondan sonra çay falan aldık. Et yok içinde. Manava alışverişi. Yağ var mı içinde? Yağlarla i̇şte falan katarsan 2 tane 5 litre yağ aldım. Un aldım falan. Onlarla toplam 1000. Tamam sen yani, buna az mı diyorsun yani? Fazla da tutmadı diyorsun. Bak senin de algın gitmiş bence. Algı gitti et zaten. Et yok diyorsun amına koyayım. Ne sebze meyveye mi verdin yani 1000 lira? Yağ falan mı verdin? 10 litre yağ, 10 kilo un. İşte bayağı bir şey, pirinç, mercimek, çarçur, her şeyi lootladım yani. Rahat 2 ay gider bizim evimiz. Gerçi alırken hep etiketlere baktım. 10. ayda, 11. ayda konulmuş etiketlerdi. Bir de o da var. Galiba bu arada yılbaşından sonra büyük fiyatlar falan büyük artacakmış, bilginiz olsun. Evet, çoğu şeye zam var. Evet, bir tane bir yerde çalışan arkadaşım söyledi. Yeni etiketleri yaptık dedi. Yılbaşından sonraki etiketleri hazırladık dedi. Yılbaşını bekliyoruz dedi. Yani etiket fiyatlarını değiştirmek için bekliyoruz dedi hani. %50 zam gelecekmiş etiket, evet, fiyatlarının etiket üzerinden. Etiket fiyatlarına bayağı bir zam gelecekmiş. Bilginiz olsun, bir şey alacak olan varsa yılbaşından sonrayı çok beklemese daha iyi olur eğer parası falan hazırsa. Hatta şöyle bir espri yaşadım dün. Bayağı işte aldık, sıraya girdik. Ulan kasa gitti. Dedim ki zam geliyor dedim. Bütün vallahi, market yarılır. Durum sıkıntı ya. Giyimle de. yeme içmede de, giyimle de. Yok baba yok yani. Yok. Çok pahalı her şey. Pahalandı yani artık her şey. Ha o açıdan bakınca belki Meryem Can'a hak verebilirim o zaman. İşte yani. Sebze meyve alışverişi yaptım. 1000 lira tut diyorsun amına koyayım. Hayır, sebze meyve alışverişi değil. Her şeyi aldım yani neredeyse. Ya işte diyorum ya, zaten ya 250 lira tutuyor 10 litre ya. Bir şey fark ettim de. Olan çiftçi oluyor. Ulan marol ya, iceberg 3 sene önce de 2 liraydı. Şimdi de 2 lira. Iceberg. Yozgat'ta öyle. Bir tek biber pahalı abi, o ince sivri biberler pahalı. Anav olarak. Olan çiftçi oluyor ya. Vallahi arkadaşlar yani durum sıkıntılı. Hiç iyi gitmiyor yani. Adım adım sanki böyle daha da dibe batıyormuşuz gibi bir hissiyattayım. Bilmiyorum. İnşallah bir şekilde toparlanır yani gerçekten. Artık ekonomi bilen birileri mi geliyor? Ne yapıyor? Kurul mu toplanıyor? Çözüm paketi mi açıklanıyor? Ne oluyor? Bir şey olması lazım yani. Günde 10 saniye nasıl ders çalışılır? Günde 10 saniye ders falan çalışılmaz. Ben size söyleyeyim çalışılır yani.